Sakinleştim. Biraz daha sakinim, merak etmeyin. Ama inanın bana, artık gerçekten ne tutulur, ne dayanılır, ne sabredilir, ne görmezden gelinir. Hiçbir tarafı kalmadı hiçbir şeyin. Benim 3 yıldır, son 3 yıldır yaşadıklarımı şimdi size özetle anlatacağım. Neler çektiğimi, neden sinir hastası olduğumu, neden elim ayağım titrediğini, neden mideme gidip geçenlerde entübe yaptığımda neden midemde bu kadar bakteri sürediğini, stresten, sıkıntıdan neden bu hale geldiğimi size özetle anlatacağım. Neden şarkı yapmadığımı, neden Instagram'daki bütün postları sildiğimi, neden her şeyden uzaklaşmaya çalıştığımı, neden 3 yıldır hatta fazlası var kendimi maneviyata vermeye çalışıp da bu sıkıntıları bir şekilde görmezden gelmeye çalışma gereksinimi duyduğumu ve neden bugün dayanamayıp artık bunları sizle konuşma gereği duyduğumu sizlere anlatacağım kardeşlerim. Ne olur beni affedin. Artık dayanamıyorum. Artık hasta olacağım. Artık gerçekten normal düşünemiyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Ne bir şarkı yapasım geliyor içimden. Ne çizgi film. Lan düşündüm, dedim ki şu ülkede şu çocuklarımıza, gençlere bir çizgi film yapayım. İçerisinde tarihimizi o kadar güzel anlatan, içerisinde teknolojiyle inanılmaz bir şekilde teknolojimin, bilimin her şeyin olduğu muazzam bir şekilde eğitici, öğretici bir şey anlatayım da en azından çocuklar izlerken böyle bir şeyler öğrensin. O projemle uğraşmama rağmen yıllardır, onun yanında ülkemizi tanıtmak için, ülkemizi, örfümüzü, adetimizi tanıtmak için, ulan dedim gezeyim şöyle ülke ülke bari, en azından bir Türklük nasıl olur onları anlatayım. O projeyle uğraşmama rağmen hepsine şu anda res çekiyorum. Hepsine elim yapmayacağım. Şu anda bekliyor kurulu, hepsini iptal ediyorum şu anda. Ne olur Allah rızası için sizlerden tek ricam, yalvarıyorum sizlere. Hele ki o kendini bilmez, habire beni insanlara kötü tanısan, habire kendim beni yalaka, yandaş diye cebini düşünen, varlık peşinde koşan biri olaraktan tanıtanlara söylüyorum. Allah rızası için bir azıcık vicdanınız varsa, en ufak vicdanınız varsa şu videoyu izleyin ve benden artık uzak durun. Sizden başka bir şey istemiyorum. 13 yılımda İngiltere'ye gittim bir gurbetçi olaraktan. Dil bilmiyorum, yer bilmiyorum. Herkes tarafından dışlanıyoruz. İngilizlerin ırkçı şiddeti bir yandan, ülke karşıtı olan şerefsizler, ülkenin karşıtında olan terörist yapıların karşısında dimdirek durmaya çalışırken 14 yaşından beri çalışıyorum kardeşlerim ben. 14 yaşından beri her şeyimi tırnaklarımla, her şeyimi bileğimin gücüyle, alınımı teriyle çalışaraktan hayatta nasıl çalışılır? Alın teriyle para nasıl kazanılır? Kul hakkı yemeden, insanların hakkına girmeden nasıl para kazanılır? Bunlarla zaman geçirdim. 20'li küsur yaşlarına geldiğimde sizlerle tanıştım. Allah nasip etti, şarkı yaptım. Bir şekilde sizlerle buralara kadar geldim. Yaşadıklarımı sizlere söylüyorum. 24 yaşına geldim. Askerliğim geldi benim. Askerlik yoklamam geldi. 20'li yaşlarımda gelmişti. O zamanlar o çalıştığımdan dolayı gidememiştim. Ülkeye geldikten sonra, askerlik yoklamam geldikten sonra, daha ilk yoklamamda askere gideceğim diye karar aldım. Bakın bunu niye anlatıyorum size? Sonunu dinleyin bir. Askere gideceğim. Vatanımı, görevimi 18 aysa 18 ay olaraktan gidip yerine getireceğim. Bu 2009'da yaşanılan bir olaydır. Yapım şirketine bağlı olduğum için, ki bilirler, sanatçılar bilirler nasıl olduğunu, öyle bir kontrata imza attım ki hiçbir şekilde kımıldayamıyordum. Yapım şirketime bunu paylaştığım zaman kesinlikle karşıt olaraktan bana şunu söylediler. Eğer ki askere gidersen 500 bin dolar zamanın o parası, 500 bin dolar bize cezai şartnamem var, bunu ödeyeceksin, ondan sonra anlaşmanı feshedeceğiz, sana yaptığımız bütün şeyler, yatırımlar boşa gideceği için bize 500 bin dolar para vereceksin dediler ve ben askerime gidemedim. Param yoktu, ödeyemedim. Ve beni bedelli askerlik yaptı diye topa tuttular. Zamandan beri de hala da o topa tutuyorlar. Bu yüzden bedelli askerlik yaptım. Ve kendi kendime o 2011'de bir karar aldım. Dedim ki Yusuf Güney, bu saatten ve madem ki bu şekilde gidip askerlik yaptın, bu yaşından sonra ölene kadar dedim, bu teşkilata, bu emniyet teşkilatına, bu askerimize, Mehmetçiğimize hizmet edeceksin. Her yıl gidip moral konserleri yapacaksın. Allah razı olsun, zamanında 2008'de gittim, moral konserlerimi yaptım.
Soylu Bakanımıza bir saniye. Bana yarım saat izin verin. İdare edin. Özür diliyorum sizlerden. Yarım saat sonra susacağım. Lütfen. Rica ediyorum. Yarım saat. Lütfen. Her şeyimle devletinin yanında olmaya çalışan ben hiçbir şekilde yüz karartıcı bir şeyle sizin yanınıza gelmedim. Hiçbir şekilde mazgansizsel bir şeyle gelmedim. Her şey, her zaman kendinle, kendince bir halktan olduğunu hiçbir zaman unutmayan, ya kendimi sanatçı olaraktan görmedim. Sizlere hiçbir şekilde böyle yanaşmadım. Sanatımı yaptım, bir yerlere kadar geldim. 2000 ne zaman ki 2018 geldi, kapıya çattı, herkesi bir kutuplaştırdılar. Siyasilerin hepsi ya sendensin ya bendensin dediler. Hükümette hükümet yanlısı olanlar bu yaşına, bu zamana kadar gelip de gerçekten yalakalık ve sinyalcilik yapan, cebini dolduran menfaatçilerin hepsi bir anda oraya, öncesinde oradayken gittiler, öbür tarafa yanaştılar. Kim neresi güçlüyse oraya gitti. Ve ben buna bir dur demek için, ben bunun böyle olmaması gerektiğini, ben devletin kurumlarını, makamlarını kendi menfaatleriniz için, kendi doğrultularınıza, kendi çıkarlarınız için kullanamazsınız. Bunun mesajını hem hükümete, hem devletimize, hem bu sol tarafa, hem bu Atatürkçüyüm diye, Kemalistim diye geçen yalan sahte Atatürkçü gören siyasilere anlatmak için bir yola çıktım. Bana hep soruyorlar ki niye yanaştın hükümete? Niye gittin oraya? Niye hükümet yanlısı oldun? Niye onlara yalakalık yapıyorsun? Hayatım boyunca yalakalık yapmadım. Hayatım boyunca hiçbir zaman yüzleri orada. Bakın, yüzleri orada. Gidin istediğinize sorun. Alnım ak, temiz. Hiçbir şekilde, hiçbir zaman menfaatim ve çıkarlarım doğrultusunda bir kuruşumu bir boğazıma sokmadım. Hiçbir şekilde gidip oradan ihale alayım, o kanala gideyim, program yapayım, beni popo, o sağ olsun destekleyenler bir şekilde bana para kazandırsın diye bu yola girmedim. Allah belamı versin ki girmedim. Eğer ki gidin sorun, eğer en ufak bir yolsuzluk, en ufak bir şeyimi görürseniz ne olur gidin gelin yüzüme tükürün. Taksim Meydanı'na gideyim yüzüme tükürün. Hayatım boyunca hiçbir şekilde böyle yanaşmadım. Ve ben bunun savaşını vermeye çalıştım. Hep bunu anlatmaya çalıştım. Ne olur dedim. Allah rızası için yanınıza yörenize gelen, hükümet yanlısıyım diye gösteren, devletimin yanında duruyorum diye duran sahte yüzlere aldanmayın. Program ya sırf size yalakalık yapıyor diye para vermeyin. Reklamlarda oynattırmayın. Ülkenin, devletin kurumlarının olduğu bankayı reklamlarında oynatmayın. Yapmayın. İhale vermeyin. Devletin kurumu olan kanalında zorla size programlar yaptırmak için yalakalık yapanlara yüz vermeyin. Bunların yıllardır, son 3 yıldır bunun savaşını veriyorum ben. Bunların savaşıyla uğraştım. Ben bunların savaşı yüzünden bir bu hale düştüm. Ya ben salak mıyım? Ben paramı kazanırım, dünyaları kazanırım, giderim. Bodrum'da 5 milyon dolarlık tekne alırım, giderim onunla yatarım, kalkarım, eğlenirim, canıma bakarım. Ya ben manyak mıyım bu kadar kendimi yıpratıyorum? Ben salak mıyım bunları yapıyorum? Kardeşlerim, benim vicdanım olmuyor, dayanamıyorum artık. Bu kadar adaletsizliğe susamadım. Yıllardır konuşmam gerekenleri şu anda niye konuşmuyorum? Allah cezasını versin bu sistemin. Bakın bu faşist sistemin Allah cezasını versin. Niye faşist sistem diyorum? Ya oradansın ya buradansın. Ortada kaldığın zaman omurgasızsın. Ya diyorum ki arkadaşlar, devletinize saygılı olun. Hükümet gelip geçiciliriz. Şahıslara takılmayın. Kimseye menfaatiniz için yaklaşmayın. Yapmayın, günahtır, kul hakkıdır. Yapmayın, etmeyin dedikçe herkes yolunu bir şekilde buldu. Herkes bir şekilde ceplerini doldurdu. Hala daha yapıyorlar. Ya öyle bir ülkeyiz ki Allah rızası için artık susamıyorum ya. Ya beş para etmez adamlar, yolsuzluktan kırılan insanlar. Ya sağcı oluyor ya solcu oluyor, bir yerlere giriyorlar. Ondan sonra bir bakıyorsun halk kahramanı seçiyorlar. Yok mu abi? Hala çek senet davasından gidin araştırın abi. Ya yıllardır milleti dolandıran adam halk kahramanı seçiliyor bugün bu ülkede. Niye? Böyle bir millet bu taraf. O tarafa da bakıyorum. Ya diyorum ki arkadaşım yapmayın. Yapmayın. İnsanlar aç, susuz, böylesine bir sıkıntı varken, böylesine problemler varken miting yaptırmayın Cumhurbaşkanımıza diyorum. Bakın bunları gönül rahatlıkla söylüyorum. Bütün kurumlara paylaştım, tanıdığım herkese söyledim. Yapın, yapmayın, zarar veriyorsunuz. Yapmayın, Cumhurbaşkanımıza zarar veriyorsun. Çünkü her şeyi yalan, yanlış anlatıyorlar. Her şeyi öyle sahte bir dünya yaşatmışlar ki arkasında gözünü kan boyayarak yaşatıyorlar. Dinlesinler, yalan değil bunlar. Hepsi aynı dertten yanıyor. Ben bunlarla uğraşırken midemde artık bakteri türedi. Artık ben dayanamıyorum. Hasta oldum. Yeter. Vallahi yeter. Ne olur ya. Ya bunları konuşsam
Ya çıkayım bunları anlatayım diyorum. Ya diyorum ki arkadaşlar yapmayın ne olur. İşte ya ülkenin polisini zora sokuyorsunuz. Ya miting ayağı altında gidiyorsunuz, toplanıyorsunuz, yapmayın. Bu tarafa diyorum ki ya arkadaşlar ya etmeyin. Ne olur işte kutlama mı yapacaksın? Daha geçen dün olan şampiyonlar, ondan önceki Giresun'daki şampiyonluklar, ondan önceki şeydeki kutlamalar, adamdaki kutlamalar. Ya hepsine konuşacağım diyorum. Yapmayın diyorum. Hemen giydiriyorlar, hemen yardırıyorlar. Ne oldu? Sana ne verdiler de almadın? İşte neyi verdiler de kabul etmediler, kötü oldular şimdi. Hemen bir şekilde linç etme. Her yerden linç ediliyorum. Ya konuşmasam vicdanım el vermiyor. Bu taraf kızıyor. Konuşsam solcusu geliyor bana diyor ki yok diyor. Hiç boşuna uğraşma, bize yanaşamazsın. Allah belamı versin ki bir daha bir siyasi bir şekilde hiçbir kimseyle beni göremeyeceksiniz. Görmeyeceksiniz abi. Ya Allah ne olursunuz ya. Ne olursunuz gidin işinize bakın kardeşim. Gidin işinize bakın işinize. Daha var ya ne problemler başlayacak. Dünya genelinde daha ne sıkıntılar başlayacak. Ya yalan dolan kardeşim. Öyle bir program çizdiler ki yıllardır kurdukları oyunda şu anda bütün ülkeleri maddi olaraktan çökertmedir pandemi. Bunu da aklınıza sokun. Karantinalar, marantinalar, her şey yalan dolan. Vallahi de yalan dolan. Çünkü yine bulaşacak bu. Hiçbir şekilde görüyorsunuz şu anda Levent'te 10 binlerce insan var. Binlerce insan var. Niye oradaki polisi zora sokuyorsun? Niye oradaki emniyet teşkilatını zora sokuyorsun? Niye devleti zora kurumlarını zora sokuyorsun? Niye Sağlık Bakanlığı'nı zora sokuyorsun arkadaşım? Eyvallah canımız ciğerimiz parçalanıyor. Kardeşlerimiz orada zor durumdalar. Her yerde zor durumdalar. Mübarek her yerde zor durumlar. Uygur Türk'üne niye konuşmuyorsun? Hindistan'da yaşananlar için niye bir şekilde yapmıyorsunuz? Ya arkadaşım 35 tane şehit verdik biz. Rusya bizim 35 tane şehidimizi, askerimizi şehit etti. Niye selam okutmadınız? Nerede sizin milliyetçiliğiniz? Bu kadar mı? Ya sizin Müslümanlığınız, sizin milliyetiniz, milliyetçiliğiniz ülkenizden, bayrağınızdan daha mı önemli? Allah rızası için ya biraz ne olur doğru bakın. Doğru kanaldan bakın biraz ya. Bir şey yaparken ne olur gözünüze sok. İnsanı göz yapın derken kaç çıkarmayın, yapmayın Allah razı olsun rızası için ya. Ya yıllardır kendimi diyorum ki biraz böyle meditasyona vereyim, bir şeyler yapayım. Onu da beceremedim. Ya bir gün iyiyim, bir gün kötüyüm. Bir gün mutluyum, bir gün hüzünlüyüm. Ya delireceğim artık. Yapamıyorum artık. Vallahi de billahi de dayanamıyorum bu kadar haksızlığa. Kimsesiz çocuklar için proje yapayım dedim. Hiç isim vermeyeceğim. Kurum ismi de vermeyeceğim. Kabul etmediler. Madem laf açıldı anlatayım size. Her şeyi anlatayım. Sokakta ki insanlar için, sokakta yaşayan insanlar için program yapayım, proje yapayım. Hiçbir şekilde maddiyat beklemeden, Allah belamı versin ki beklemeden. O da olmadı. Hiç kimse umursamadı. Yıllardır hayvan hakları yasasının çıkması için çalmadığım kapı kalmadı. Ya diyorum ki ben bu kadar madem itibar görüyorum devletimin gözünde. Gittim. O kadar çok dert var ki hangisine başlayalım Yusuf dediler. Haklılardı. Eyvallah. O kadar çok dert var ki. Ya dedim ki bir proje yapayım ki. Öyle bir proje yapayım ki mecbur kalsınlar da kabul etsinler de bir şekilde ben bu hayvan hakları yasasını çıkartırım. Sağcı arkadaşlara gittim. Umursamadılar. Ya solcu arkadaşlara gittim. Zaten yanlarına yaklaşamıyorum artık. Ya dedim ki hep beraber toplanalım da bütün parti liderlerini gezelim. Bir şekilde bu hemen tasla kabul ettirelim ve çıksın artık. Ne olur bu hayvanlar, bu Allah'ın dizi kullarına işkence bitsin. Sonra dedim ki Allah rızası için kullanın bizi. Bizim gibi kitlelere hitap eden insanları kullanın. Ne olur birine başka bir görev verin. Bana sokaktaki hayvanlar için görev verin. Öbürüne kadına şiddeti için haber görev verin. Para vermeyin kimseye artık. Yeter. Yeter. Programlarda zoraki ya TRT'nin içinde zorla program yapan insanlar var ya. Yemin ediyorum var gidin araştırın sorun ya. Ya ben TRT'de iki tane TRT müzikte iki tane proje yaptım. Bir tanesinde battım. İkincisinde 40 bin lira para kazandım. Ya 40 bin lira. Allah belamı versin ki 40 bin lira para kazandım. Onu da yemin ediyorum size TRT Müziği'ye iki tane program yapmamdaki tek sebep orkestram içindi. Çocuklar iş yok, pandemi iş yapsınlar diye. Ve hala onları düşünüyorum. Hala müzisyenleri düşünüyorum. Bir şeyler yapmamız lazım. Olmuyor. Biz bir şekilde ayakta duruyoruz. Bir şekilde kazanmışız. Bir şeyleri koymuşuz kenara. Kimseye muhtaç değiliz Allah'a şükür. O da olmadı. Neden bu şekilde buralara bu hale geldiğimi anlatıyorum size. Neden küstüğümü, neden kırıldığımı anlatıyorum sizlere. Neden Instagram'daki bütün her şeyi sildiğimi anlatıyorum size.
Araştırdım. Kadın hapishanelerinde, onlarca doğumda doğmuş çocuklar orada doğmuş ve orada yaşamak zorunda. Çünkü gidebilecekleri dışarıda bir akrabası, ebeveyni, onları kabul eden bir ebeveyn olmadığı için kanunen onların hiçbir şekilde dışarı çıkmaları yasak. Ya doğuştan hayata 1-0 başlayan çocuklar için dedim ki, ya ben bunlar için bir şey yapayım. Ya arkadaşlar, gördüğüm, geçirdiğim 13 yıldır müzik piyasasındayım. En güzel arabalara bindim. En güzel evlerde oturdum. Çok güzel paralar kazandım. Her şeyi yaptım. İyilik yaptım, onu yaptım. Gezdim, tozdum. En güzel yemekleri yedim. En güzel kıyafetleri giydim. Ya Allah rızası için ben artık değiştim. Ben eski Yusuf değilim. Ben artık uyandım. Ben bu dünyaya sırf Ağustos peci olmak için gelmedim. Ne olur bir şeyler yapmak için. Ben sırf bu yüzden devletime yakınlık kurdum. Çünkü devletime yakınlık kurarsam dedim, devletimin gücünü en azından bu adi yalaka soytarılara karşı bir şey, bir mesaj veririm. Ki anlasınlar, devlet kurumları hiçbir şekilde yalakalık yaparaktan bir yerlere gelinecek yerler değildir. Maddi çıkarları elde edecek yerler değildir. İsim vermiyorum, hepsini biliyorsunuz zaten. Tekrar söylüyorum, eğer ki bu açıklamayı sırf işte sol tarafa, sol cenaha yaklaşmak için, onlara yaranmak için, işte yok yalakalığımı, yalaka diyorlar ya bana, onu temize çıkarmak için yapıyorsam en adi şerefsizim. Allah benim canımı alsın, yarın sabaha çıkmayayım. O kadar da şey söylüyorum size. Vallahi de billahi de çocuklar için proje yapayım dedim. Sabah çıkartayım ya, bir organize olsun, çok basit bir şey. Sabah çıkartacağım dedim. Alacağım çocukları, bindireceğim otobüsleri, getireceğim Boğaz'da kahvaltı yaptıracağım. Götüreceğim, kıyafet aldıracağım. Gezdireceğim, tozduracağım. Allah razı olsun. Yardım edecek çok insan olur. Herkes hayra vesile olacaktır. El birliğiyle bu çocuklara hayatın güzelliklerini göstereyim de ileride yaşları geldiği zaman hayatın 1-0 başlansa bile nerelere gelinebileceğini bir şekilde bir mesaj vereyim istedim. Çocukları alayım dedim, gezdireyim, akşamına götüreyim, Boğaz'da yemek yedireyim. Onu da kabul etmediler. Onu da yapmadılar. O da olmadı. Daha bunlar gibi neler var? Daha neler var? Şimdi anlıyor musunuz nedir derdim? Benim derdim bu işte. Allah'a şükür hiçbir şekilde yüz karartıcı bir şeyle sizin karşınıza gelmeyeceğim. Gelmedim de. Hiçbir şekilde kul hakkı da yemedim. Çıksın bir tanesi desin ki zorla birilerini arattırdı da bize bir şey aldırttı. Zorla birilerini aracı kılıp da işte hükümete ve devlete yakınlığını maddi çıkarlar doğrultusunda kullandı diye bir tanesi çıksın. Sizlere namusum ve şerefsim üzerine yemin ediyorum, Taksim Meydanı'nda gelen giden benim yüzüme tükürsün. Alnım ak ve tertemiz bir şekilde süresi geldi, zamanı geldiğinde sizlerle tekrar görüşeceğim. Ama Allah rızası için ne olursunuz, sizlere yönlendirmelerine izin vermeyin artık. Ya kutuplaştık, görmüyor musunuz abi? Ne olursunuz ya? Ne olursunuz? Kutuplaştık, ayrıştık. Ya ucusun ya bucusun. Ya insanlık diyorsun, sevgi diyorsun. Küfür yiyorsun artık. Öyle bir cenah var, öyle bir insanlık var ki. Öbür tarafın doğru söylüyor. Küfür eden insanlar bazen doğru söylüyor. Ya diyorsun ki ya ben de savunayım çünkü doğru konuşuyorlar. Yanlış bir şey var. Ben de ortak olayım. Bu sefer de dönüyoruz seni savunan, seni seven insanlar. Ne oldu diyor. Sen de diyor fos çıktın. Sen de işte diyor davana şey. Durum bu, anlıyor musunuz? Artık yenilir yutulur tarafı yok ya. Yenilir yutulur tarafı yok abi bu iş. Ne olursunuz. Beni anlayın. Vallahi hasta olacağım. Benim bir süre gitmem lazım. İngiltere'ye de gitmeyeceğim. Beni hiçbir yerde tanımayan bir insanların topluluğunun yaşadığı bir ülkeye gideceğim. Bir süre orada yaşayacağım. Yoksa beni hasta olarak görmek istemiyorsanız bunu yapmak zorundayım. Yalan dolan arkadaşlar, yalan dolan inanmayın. Sosyal medyada bu Instagram'da takip ettiğiniz ünlüler var ya, %98'i yalan dolan. Onların insanlığı da merhameti de hep çıkarlar ve menfaatleri doğrultusundadır. Hiçbir zaman değer görmeyecek zaten. Hiçbir zaman bir TikTokçu, bir fenomen, bir saçma sapan işlerin peşinde koşan adam kadar değer görmeyecekti bu ülkenin. Öğretmenleri de, doktorları da, bu ülkenin emniyet teşkilatı da, askeriyesi de, itfaiyecisi de hiçbir zaman değer görmeyecek bu ülkede. Bunlara yüz verdikleri sürece. Sırf bu videoyu izlemeler için yarın sabaha kadar bırakacağım. Sonrasında da Instagram'ı tamamen donduruyorum. Görme
silmeyeceğim. Merak etmeyin. Süresi geldiği zaman inşallah geleceğim ve tekrardan ve sizlerle kaldığım yerden insanlık için, sizler için, vatanım için, kimsesizler için çalışmaya devam edeceğim ve bunun dışında da hiçbir şeyle beni anmayacaksınız. Onun dışında hakkınızı helal edin ne olur. Allah yardım etsin sizlere. Allah yardım etsin. 2 gün önce çok sevdiğim Müslüman kardeşim intihar etti. O kadar kötü bir şey ki düşünebiliyor musunuz? Borçları ve geçim sıkıntısından dolayı iptal etti. İntihar etti. Ya. Var yemez şerefsiz iş adamları var şimdi burada. İsim verip de şimdi onlarla uğraşmak istemiyorum. Siz biliyorsunuz kim olduğunu. Devletin bütün sermayesini sonuna kadar sömüren leş kargaları var. O leş kargaları şerefsizler. O şerefsiz. Merak etmeyin bana hiçbir şey yapamazlar. Onların gücü bana yetmez. Mahvettiler ülkeyi. Mahvettiler ülkeyi. Geçen hatırlıyor musunuz? Bir şey paylaşmıştım. Aslında bütün kaosun, bütün ekonomik krizin çözülmesi, bitmesi o kadar kolay ki. Zamanında Putin ne yaptı krizde? Rusya'nın krizinde ne yaptı? İş fabrikalarında maaşlarını ödemeyen iş adamlarını, ki bunların hepsi milyar dolarlık adam, ne oldu? Bütün masanın etrafında topladı. Bütün o fabrikalarını kamulaştırdı. O borçları da bir daha onlara ödettirdi. Halk kahraman oldu. Size yalvarıyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Allah rızası için ne olur. Ne olur size yalvarıyorum. Size yalan yanlış bir ülke gösteriyorlar. Size yandaş medyanız yalan yanlış bir ülke tanıtıyorlar. Halkın içine ne olur biraz daha inin görün. Halkın sıkıntısını görün. Vallahi de billahi de emeklerinize yazık. Yaptığınız işlere yazık. Ne olursunuz. Sizin yanınızda sizinle can baş çalışanlara yazık. %90'ı şurada kaç senemiz kaldı? Hükümet devrilirse biz ne olacağız? Bizim kendimizi düşünelim. Vallahi de böyle billahi de tillahi de böyle konuşuyorlar. Benim ne olursunuz artık dayanacak gücüm kalmadı. Bu sözlerim Sayın Cumhurbaşkanımıza giderse sonuna kadar ne olursun? Ne olursunuz Sayın Cumhurbaşkanım? Artık bunları görün. Ülkenin, ülkeye küfreden, millete küfreden var yemezleri ne olur etrafınıza tutmayın artık. Tutmayın. Bu zamana kadar kazandıkları bütün blok paraların bir çoğu kısmına çökün de insanlara dağıtın ne olursunuz. Ben biliyorum bunların çocuklarını, biliyorum çocukların nasıl yaşadığını. O yüzden kanıma dokunuyor. O yüzden susamıyorum. Atlayıp özel uçaklarda bilmem ne ülkelerine gidip de bir gün sonra geri gelip de yüz binlerce dolar harcadıklarını da biliyorum. Böylesine adi bir şerefsizler. Yapmayın ne olur. Mitinglerde otobüsleri doldurup doldurup aynı adamları getiriyorlar sizlere. Aynı adamlar.